Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Videoyu burada başlattım. Hiç kesmeden, edit yapmadan böyle bir video atmak istiyorum. Çünkü niye derseniz böyle bir samimi ortam olsun, sohbet ediyormuşuz gibi, muhabbet ediyormuşuz gibi bir video olmasını istedim bu videonun. Bu videoda hiç uzatmadan konuya geçeceğim. Konuya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. 55.000 abonemiz oldu. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Özellikle her videoyu izleyip beğeni atıp videomuzun ileri çıkmasına, öne çıkmasına yardımcı olan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Buradan sizleri çok çok öpüyorum. Canımsınız. Aynı şekilde desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar şunu da şöyle bir çevireyim ya. Arkadaşlar son zamanlarda özellikle şu bir sene içerisinde çok fazla şu soruyu konuşamadım, özür dilerim. Çok fazla şu soruyu alıyorum. Biliyorsunuz ben çok fazla araba piyasasının içinde dolaştım. Çok fazla araba aldım, sattım, modifiye ettim. Arabalarla aram bayağı iyi. Şu anda alıp satmasam, modifiye etmesem bile sürekli içindeyim. Hani arkadaş ortamı olsun, sahibinden olsun, galericiler olsun, bir sürü arkadaşım var bu işle uğraşan, ilgilenen. O yüzden dolayı bu piyasayı, bu araba piyasasının iniş çıkışlarını biliyorum, hakimim diyebiliriz. Yani bildiğim kadarıyla belki de biliyorumdur. Hani çoğusu da tavsiye amaçlı soruyor. Hani bakalım belki biliyordur gibisinden sorular soruyorlar. Örneğin piyasa düşecek mi? Krediler çok fazla, araba piyasası iyice mi düşecek? Araba piyasası en başa mı dönecek? Araba piyasası ilk başladığı noktaya geri mi geliyor? Gibi belki binlerce soru alıyorum arkadaşlar. Instagram'da özellikle DM kutumda, yani her arabayla story attığım zaman her story'den bir 2-3 tane mutlaka bu şekilde sorular alıyorum. Abi şu anda atıyorum 500 bine yakın bir param var. Sence araba mı alayım? İşte altına yatırım mı yapayım? Şunu mu yapayım? Araba alırsam abi o işte Aralık'ta, Ocak'ta, yıl sonunda düşecek mi? Gibi binlerce soru alıyorum. Ben de bu sorunun cevabını size az da olsa vermeye çalışacağım. Bak öncelikle videoya başlıyorum. Yeni yeni başlıyorum. Öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Hani beni dinleyip gidip de şunu yapıp bunu, altınını bozup araba alıp ya da arabanı satıp altına yatırayım gibi şeyler yapmayın kesinlikle. Çünkü bu bir yatırım tavsiyesi değil, sadece öngörü, yani ileri görüş diyebilirim. Olabilir, olmayabilir. Arkadaşlar şu anda araba piyasası bir yıl içerisinde böyle ivmeleye aşağı doğru düşüyor. Düşüşte örnek veriyorum. 4 ay önce bir Efar ya da Golf aynı değerde, atıyorum 1.400 ise şu anda 1.200'lere düştü. Bu tabi çok fazla etki etmiyor gibi gözüküyor piyasada ama ister istemez düşüşlerde. Çünkü örneklerini çok fazla görebiliyoruz ve ben özellikle, yani gerçekten analiz yapar gibi sürekli şunu kontrol ediyorum, bakıyorum yani ister istemez. Atıyorum 9 ay önce bir F30 sattım. Bu F30'u ne kadara sattım? 1.250'ye sattım. Mesela 9 ay önce 1.250'ye sattığım F30'la şu anda aynı F30 aynı parada. Yani eskiden ne oluyordu? Bir ayda bir üstüne 20 bin 30 bin koyuyordu. Hatta şöyle günleri ben hatırlıyorum. Bir günde üstüne 10 bin koyabiliyordu. Mesela atıyorum bir FR 1 milyon 700 bin. Yarın bugün almasansa 1 milyon 710 bin oldu. Bir haftada 1 milyon 770 bin oldu. Yani bu günleri ben gördüm, bizzat yaşadım. Çünkü psikolojim bozuluyordu bazen. Atıyorum bir araba satıyordum 1,5 milyona. Yarın o arabanın yerini dolduramasam 10 bin, 20 bin, 30 bin gün 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 böyle zararda oluyordum. Bu günleri yaşadığım için anlatıyorum. Velhasıl Kerem gel gelelim şuna. Yani
7, 8, 9 ay önce sattığım F30 şu anda aynı parada. Aynı paraya satılıyor. Ya da maksimum üstüne 50-70 bin koymuş olabilir. Bu ne demek oluyor? Piyasanın düştüğünü gösteriyor. Hani abi 9 ay önce de aynı paraydı, şimdi de aynı para. Nasıl araba piyasası düşmüş oluyor? Az önce anlattığım muhabbete nazaran düşmüş oluyor. Çünkü ben 9 ay önce sattığım F30 1 milyon atıyorum 250 binse, şu anda o F30 1 milyon 650 bin olması gerekiyor ki hani eskideki piyasa devam ettirmiş olsun. Ama şu anda bakıyorsun yani düştü. Eski haline düştü, düşmeye de devam ediyor. Benim öngörüm, hani benim öngörüme göre şu olabilir. Özellikle 2025'te Ocak ayında ya da bu yılın sonunda araba piyasası bir tık daha gerilemiş olacak. Çünkü bunun binlerce sebebi var. Söylediğim gibi ekonomi de olabilir, bankaların kredi vermemesi de olabilir ya da kredi verdiği faizi yüksek olabilir. Yani bunların belki binlerce nedeni var. Hani biz bazen aramızda olsun, kahvede olsun, bazen konuşuyoruz ya. Ya işte araba piyasası düştü çünkü kredi yok. Bazen böyle birkaç noktaya bunu bağlayabiliyoruz ama bunun gerçekten de binlerce neden olabilir. Bunları tabii biz bilemeyiz. Çok fazla araştırmak, çok fazla okuyup bilmek lazım. Bunlar çünkü çok farklı faktörlerle alakalı şeyler. Kimisi diyor savaş var. Kimisi diyor banka kredi veriyor çok yüksek faizi, bundan dolayı kimse alamıyor. Kimisi diyor piyasada cash, nakit para yok. Fiziksel para yok. Kimisi diyor çoğusu parasını bastı faize. Kimisi diyor çoğusu parasını bastı işte altına. Kimisi diyor bunu yaptı, kimisi şunu yaptı, kimisi diyor davar aldı, kimisi diyor mal aldı. Yani piyasa böyle anlayacağınız arkadaşlar karman çorman birbirine girmiş durumda. Bu yüzden ve bunun gibi binlerce sebepten dolayı benim düşünceme göre, öngörüme göre tabii bir daha söylüyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Yani ben bizzat şu anda da araba almıyorum. Yakın çevrem bilir. Şu anda da hiç arabam yok, binek arabam yok. Bunun sebebi piyasanın düşeceğinden, daha fazla düşeceğine inanıyorum. Dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Piyasa düştüğü zaman, örnek veriyorum. Yani şu anda bir araç alsam 1,5 milyona. 4 ay sonra bu araba düşse, atıyorum aldığım araba 1,5 milyona aldım ama 4 ay sonra bu araba 1 milyon 350 bine düştü. Ki bunu görüyoruz şu anda. Ay ay yansıyor, görüyoruz yani. Ne olacak? 150 bin lira durduğum yerden zarar etmiş olacağım. Ya bunun yerine atıyorum farklı yerlere yatırım yaparım. Piyasa tam dibe vurduğu zaman araba alırım. Daha çok hani kârda olurum. En azından aldığım arabadan 2 ay, 3 ay içerisinde zarar etmemiş olurum. Şu anda bu düşüncedeyim, zihniyetteyim. Yani çünkü niye? Örnek veriyorum. Şimdi size bir bunun matematiğini yapacağım. Çok basit ve veriler gerçekten ortada. Örnek veriyorum arkadaşlar. Ben bir video attım hatta bu shorts videosu işte bir yıl önce tam araba aldım, Golf 8 aldım. Onun videosunu da gidip izleyebilirsiniz. Tam bir sene önce bir tane Golf 8 aldım. 2022 model. Bu araba örnek veriyorum arkadaşlar. 2022'nin 23'ün bilmem kaç ayında tam hesapladım. Bir yıl önce bir Golf 8 aldım. Bu Golf 8'i ne kadar aldım? 1 milyon 225 bin TL'ye aldım. Ne zaman aldım ben bu Golf 8'i? 2023'ün Eylül ayında aldım. Yani hesapladık tam tamının üzerinden bir yıl geçmiş. Örnek veriyorum. 2023'ün Eylül ayında 1 milyon 225 bin TL bu arabaya bağladım ben. Şu anda neredeyiz? 2024'ün Eylül ayında, Ekim ayındayız. Ne geçmiş? Bir yıl geçmiş. Ben bir yıl önce bu arabayı almasaydım da altın alsaydım ne kadar kârdaydım? Gelin şimdi hemen
basitçe bunun hesabını yapalım. Sizler de girip kontrol edebilirsiniz. Ben bizzat aldım yani. Ben de araba piyasasının içindeyim. Biliyorum yani basit. 1.225.000 TL'ye Golf 8 aldım. Baktık. Videoda da zaten belli. Şu an aynı arabayı alsam 1.400.000'e alıyorum. Üzerine ne koymuş? Atıyorum 185.000 TL koymuş. Yani ben bir sene önce Golf 8 almışım. Bir sene de üstüne 185.000 TL koymuş. Bir sene önce 2023'ün Eylül ayında altın alsaydım 1.225.000 TL'ye şu an ne kadar param oluyordu biliyor muydunuz? Altı üstü 2023'ün Eylül'ünde altının gramını hesap edersekse ne kadar altının gramı 2023'ün Eylül ayında? Bakıyoruz 2023 Eylül ayında altının gramı 1.600.000 TL'ydi arkadaşlar. Yani ben 1.225.000 TL'ye yani Golf 8'i almayıp da 1.600'den altın alsaydım ne kadar altın alıyordum? 765 gram altın alıyordum. Bak 765 gram altın aldım bir yıl önce bugün. Şu anda altının gramı ne kadar? 3000'e yakın, 2900 civarı, 3000 diyelim. 765 gram altını 3000'den sattığım zaman şu anda benim 2.300.000'e yakın param oluyor. Yani şu an Golf 8'in dursaydı ne kadardı? 1.400.000'dü. 2.200.000'den 1.400.000 çıktığın zaman arada 900.000 TL'lik bir makyaj oluyor. Yani 900.000 TL kârda oluyordum. 1 milyona yakın yani. Atıyorum şu anda bir Golf 7 parası da kârdaydım. Altın alsaydım bir sene bekleseydim. Yani kısaca son bir yıldır araba piyasası ya bunlar örnek arkadaşlar kafanızda örnek olsun diye anlattım. Bu altın örneğini niye verdim? Tabii ki bu kesinlikle en başta dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Şu anda işte insanların çok fazla araba almamasının sebebini anlatıyorum yani. Yani şu anda insanların araba almamasının sebebi insanlar arabayı yatırım aracı görmüyor da şu anda insanlar binek araba yani alıyor arabayı A noktasından B noktasına gitmek için alıyor alanlarda. Yani ihtiyaç olduğu için. Ama bundan 1,5-2 yıl önce neydi? Adam evini satıyordu, arsasını satıyordu, altını satıyordu, arabaya basıyordu. Niye? Çünkü aydan aya üstüne biniyor. Ama şu anda bu gösterdiğim örnekten dolayı kimse araba almıyor. Bu da ne oluyor? Araba piyasasını cidden etkiliyor. Bu da etkiliyor. İşte kredi etkiliyor, faizler etkiliyor. Etkiliyor da etkiliyor. Yani kısacası şu anda araba almamamın sebebi bu. Bundan ötürü araba almıyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Bu videoyu niye çektim? Bunu da hiç bilmiyorum çünkü böyle videolar benim hiç tarzım değil. Ama binlerce arkadaş soruyor, mesaj atıyor. Bundan ötürü böyle bir video çekmek istedim. Kısacası yani şu videonun başından sonuna kadar anlattıklarımın kısacası şunu diyebiliriz. Piyasanın düşeceğine inanıyorum. Şu anda 1 milyona aldığımız aracı bundan 5-6 ay sonra 800 bini alacağımızı düşünüyorum. Ocak ayında Aralık'ta falan düşeceğine inanıyorum. Olur ki 5-6 ay sonra yani araba piyasası patlar fırlar. Şu an 1 milyona aldığımız arabayı 5-6 ay sonra 2 milyona alamayız gibi durumlar olur. Üstüne 1 milyon faiz gelir. İşte 1 milyon artar vesaire vesaire. Bir sene sonra atıyorum. Abi sen bunu demiştin. Sana inandık gittik altına bastık. Araba 1 milyondu. Şu an 2 milyonu alamıyoruz aynı arabayı. Muhabbeti de olabilir. Bu yüzden dolayı ben sizlere yatırım tavsiyesidir demiyorum. Ya bir nevi kendimi garantiye alıyorum arkadaşlar. Ben size şimdi yalandan işte arkadaşlar net biliyorum arkadaşlar net bunu yapın diyemem. Bunu diyemediğim için yatırım tavsiyesidir. Yatırım tavsiyesi değildir diyorum.
Bu şekilde yani arkadaşlar. Kısacası girişimiz araba piyasası düşecek mi? Gelişmemiz araba piyasasının düşme nedenleri, hani gelişmede bunları anlattık. Bu yüzden düşebilir, bu yüzden düşecek. Sonuç araba piyasası düşecek. Bunlardan ötürü. Yani şunu diyebiliriz arkadaşlar. Araba piyasası düşebilir. Özellikle şu Aralık, Ocak ayında. Bak binlerce dedim, tekrar diyorum, yatırım tavsiyesi değil. Gidip arabanızı satıp altına basıp yarın öbür gün canıma düşmeyin. Abi bak sen bilmiyorsun, böyle böyle muhabbet yapmayın. Çünkü şu anda diyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece öngörü. Gelecekte bu şekil olabilir diye öngörüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hepinizi seviyorum. Hepiniz adamsınız. 55-65-60 binlik abone sayımız oldu. Bu benim için çok güzel bir rakam. Çok mükemmel bir, kocaman bir kitle. Tabii ileride milyonları göreceğiz Allah'ın izniyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Videoya da like atıp, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerden tek dileğim, hepiniz Allah'a emanet olun.